Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ecma'in. Gülistan adlı bir eserde şöyle bir hikaye geçiyor orada. Daha önceki zamanlarda bir çete vardı. Yolları kesen bir çete. 7-8 kişilik bir çete. Bunlar artık yolları kesiyor, kervanları soyuyor, ee, Milletlere eza cefa çektiriyor, sıkıntı veriyorlardı. Bir gün padişaha müracaat ettiler, dediler ki valla bunlara bir çare bul, artık biz dayanacak gücümüz kalmadı. Çok zarar veriyorlar, huzurumuz kaçtı. Dedi ki iyi ve gönderdi, asker gönderdi, bu grubu, çeteyi getirdiler, tuttular, Huzur, padişahın huzuruna çıkardılar. Tabii meclis kurulmuş, vezirler otur, oturmuşlar. Padişah onları yargıladı yani, mahkemelerini yaptı. Sonra emir verdi. Dedi ki e, bunların cezası idam. Böyle bir ferman yazdı. Bu grubun içinde e, bir genç vardı ki, o daha 17-18 yaşında bir genç. Fakat başka bir devletten, yabancı bir kişi. Ve dili, konuşma dili e, değişik başka bir dil konuşuyor. Dolayısıyla tercüman çağırdılar. Tercümanı getirdiler. Padişahın fermanını, emrini ilettiler bu gence. Bu kararı duyar duymaz genç kendi konuşma diliyle ağzını çıktı ve sesini çıktığı kadarıyla padişaha ağır sözler söylemeye başladı. Küfür ediyor, Ağır söz söylüyor. Padişah anlamıyor. Yanındaki vezire sah taraftaki vezire diyor ki, bu genç ne diyor? Çok bir şeyler söylüyor, bağırıyor, çağırıyor. İyi niyetli bir vezir. Ona biraz yardım etmek istemiş. Ee, i̇yi niyetli. Ee, şöyle, padişaha da ağır sözler söylediğini biliyor vezir. Buna rağmen gençtir. Ona bir ilik yapmak istedi. Dedi ki, efendim, e, sizden özür diliyor, af diliyor ve diyor ki, daha gencim, ben bu hatayı yaptım, padişah beni affederse söz veriyorum bir daha bu işlerle uğraşmayacağım, böyle işlere girmeyeceğim. Ve şöyle diyor Yüce Allah'ın Kur'an'daki emri, takva sahiplerini anlatırken vel kazimin gayze vel afine anin nas onlar ki öfkelerini yener insanları affederler ve padişahım diyor ne olur beni affet af diliyor halbuki padişaha küfür ediyor, ağır sözler söylüyordu. Böyle bir iyilikte bulundu. Diğer taraftaki veziri ise dedi ki ya bizim gibi padişaha çok yakın olan kişiler biz sadece doğru doğruyu söylememiz lazım. O vezirin anlattığı gibi değil. Bilakis bu çocuk, bu genç padişahımıza hakaret ediyor, ağır sözler söylüyor, küfür ediyor çok müstehcen şeyler söylüyor. Bu sözü duyunca padişah böyle yüzü asıldı biraz. Yüzünü buruşturdu, asıldı. Ve dedi ki, evet, bu vezirim belki yalan söyledi. Sen ise doğruyu söyledin. Ama vallahi bu vezirin yalanı senin o doğru sözünden çok çok daha hayırlı, daha makbuldur. Çünkü onun yalanı bir maslahat için, bir iyilik için. Ama senin bu doğru sözlerin bir kötülük içindir, bir habes yani kötülük için. Ve şöyle dedi padişah. İzeye isel insanu, insan ümitsiz kalınca, Tala lisanuhu. Dili uzar. Yani her ağzına gelen her şeyi söyler. Kesen nevril mağlubi kelbi. Köşeye sıkıştırılmış köpek tarafından. Köşeye, köşeye sıkıştırılmış bir kedi. çaresi yok. Biliyor ki gücü köpeğe karşı yok ama son çare olarak köpeğe saldırıyor. Evet. Ben bugünce ben idam emrini vermişim. o, o fermanı imzalamışım. Bana teşekkür edecek hali değildir, halde değildir yani bu teşekkür edecek durumda değildir. Dolayısıyla ağzına gelen her şeyi söyleyebilir ve bu vezirimin bu iyi iyi niyeti için ben bu genci affediyorum ve o genci affetti. Evet. Yani bazen yalan söz doğru sözden daha faydalı, daha maslahatlıdır yani. Yine de de Bağdadi bir gün e, Bağdat'a birisi vefat etmiş. Şenuziye Camisi'nde meşhur bir cami. Orada cemaat toplanmış. Çok kalabalık bir cemaat vardı. Cenazeyi bekliyorduk. Çok kalabalıktık. Çok sevdiğim bir genç, takvalı bir genç. Baktım ki ayağa kalktı böyle, el uzattı, yardım istedi. Ve kalbimden nefret ettim. Keşke bu hareketi yapmasaydı. Dilencilik yapmasaydı. Ve geceleyin, o gece yatsı namazını kıldım, uzandım, yatım Rüyamda gördüm ki o genç ölmüş, tabutun içinde taşıdılar ve önüme getirip attılar. Ve bana dediler ki, hadi ölmüş etini ye. Ama malum gıybeti Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle tecbih, öyle benzetiyor. Ölmüş kişinin etini yemek gibi bugün bunun gıybetini yaptın. Hadi ö, ölmüştür. Hadi etini ye. O zaman aklıma geldi. Dedim ya ben sözümle, dilimle bir şey söylemedim ki. Kalbinden bir böyle hatara geçti. Kalbimden bir şey geçti. Dediler ki bu cahil olsaydı bir cahil birisi. önemli değildi. Ama senin gibi alim birisi, bilen birisi kalbinden böyle geçirmesini de biz uygun görmüyoruz. E peki dedim ne yapayım? Dediler yarın git bul ve ondan helallık al. Ertesi gün Bağdat'ı her tarafı aradım. Malum Bağdat'a Dicle Nehri geçiyor ortasında. Baktım ki aşağıda Dicle kenarında uzaktan gördüm. Çok sevindim. Koşa koşa gittim yanına. Daha böyle mesafe vardı. Ayağa kalktı bana baktı ve güldü. Dedi ki ya Cüneyt bir daha böyle kalbinden bir şey geçirecek misin? Ve tövbe ettim. Bir daha kalbimde hiç kimse hakkında böyle bir hatara dahi geçirmedim. Ee, bunlar da dilin afetlerinden, gıybetin şeyi. Yine <laughs> Hamad e, Buni Seleme Hamad Buni Seleme Fesatçılık dedik, dilin afetlerinden söz taşıma. Diyor ki, adamın biri köle almak istedi. Eskiden köle pazarları vardı. Gitti köle pazarına, baktı ki böyle çok iri, yarı, güçlü, güçlü, kuvvetli bir köle. Yarı fiyatına satıyorlar. Çok şaşırdı. Ya dedi bu çok güçlü bir köle, niye bu kadar ucuza satıyorsunuz? Sahibi dedi ki bir kusuru var, onun için bu kadar ucuza satıyorum. Dedim kusuru nedir? Dedi söz taşıyor, fesatçılık yapıyor. Ya dedim bana ne, ne yapabilir ki? ve ben onu seve seve aldım eve getirdim ve odasını gösterdim sabah erken işe gidiyor gece yarısı gece akşam olunca gece geliyordu eve geliyordu 3-4 ay böyle çok güzel bir şekilde çalıştı ondan memnundum ama fesattır bir gün efendisinin hanımına yanına gitti dedi ki ya ne kadar zavallı bir kadınsın ne kadar emektarsın, ne kadar emek vermişsin. Ama vallahi efendim, yani kocan karar vermiş, senin üzerine bir kadın getirecek. Çok üzülüyorum ama vallahi seni kurtarabilirim. Dedi ki nasıl kurtarırsın? Dedi cuma gecesi namaz kılıyor, yatsı namazını kıldıktan sonra uzanacak ve uyuduktan sonra makas veya bıçak getir, sakalın alt tarafından bir tane kıl getir, yakayım, okuyayım üzerine inşallah senin üzerine kadın getirmeyecek. Ona öyle söyledi. O kadar kadın sevindi ki dua etti. Ertesi gün gidip efendisine, kocasına kadının der ki, ya haberin var mı efendim? Senin hanımın karar vermiş. Seni kesecek. Cuma gecesi, ben duydum. Cuma gecesi, sen yatsı namazından sonra bir uzan. Sanki uyuyormuş gibi yap öyle bir kendi böyle bu duruma sok. E o kadın bıçak getirip makas getirip sana zarar vermediyse ne, ne ceza verirsen ben razıyım. Yeter ki benim amacım seni kurtarmak, ölümden kurtarmak. Adam da çok teşekkür etti. Dedi vallahi eğer öyleyse yani ben senin minnetini eda edemem. Sen çok bana fedakarlık yapıyorsun. Ve cuma gecesi geldi. Adam böyle yatsı namazını kıldı. Hanımına dedi ki valla uykum çok geliyor. Ben uzanıyorum. Ve uyuyor gibi yaptı. Böyle o hareketi yaptı. Kadın geldi baktı sanki yatmış uyumuş. Kanaat getirdi. Gitti bıçak veya makas getirdi. Yaklaştı kıl alacaktı böyle sakalından. Uyanıp baktı ki elinde makas var veya bıçak var. Beni öldürecek de mi ve hançerini çekti. Kadını öldürdü. Kadını öldürdü. Tabii kadın başka bir kabileden. O da başka bir kabile. iki zıt kabile ve bu iki kabile arasında 80 sene kan davası devam etti. O kadar fesatçılık, söz saçımanın o kadar kötü bir şekilde bozucu kötülük için söz saçımanın ne kadar zararı vardır. Böyle bir toplumu derinden sarsıyor. Evet. Abdülvehhabi Şa'rani. Abdülvehhabi Şa'rani. iki tane burada kısası var ben ikisini de anlatayım. Birisinde diyor ki bir köprüden geçerken baktım oracıkta ihtiyar bir adam uzanmış. Bana bakınca sen Abdülvehhabi Şa'rani rahimeullah değil misin? Evet dedim. Çok sevindi. Kalktı eli ayağa, elimi tokalaştık. Elimi o kadar sıktı ki böyle bayılacaktım. Dedi kuvvetim nasıl? Dedim maşallah çok kuvvetlisiniz, güçlüsünüz. Dedi vallahi benim yaşım 143. Bu gördüğünüz kuvvet, güç biz gençken yediğimiz birkaç helal lokmadandır. Gel bir sohbet edelim. Oturduk ihtiyar adam. O konuşmaya başladı. Ya dedi bir şimdi kötü insanlardan bahsetmeyelim. Efendim namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, kumar oynuyor, içki içiyor. Bunları bırakın. İyilerden bahsedelim. iyi insanlardan. Öyle insanlar var ki kaimulleyiz. Gece sabaha kadar ibadet ediyor. Yatmıyor. Saimun nahar her gün de oruç tutuyor. Mukemmel bir ibadet. Ama bu ibadet farz değil. Sünnet. Yani yaparsa sevap, hayır kazanır. Yapmazsa ona günah gelmez. Bu ibadeti birisi bu ibadeti o adamın birisi hakkında su zanda bulunma karşı gelemez. O, bu, o, kadar ibadet o su izana karşı gelemez. Çünkü o su izan yani başkası hakkında kötü zanda bulunmak. Çünkü o su izan haramdır. Bu ise güzeldir, sünnettir, ibadettir. Yaparsan hayır kazanırsın, yapmazsan günah kazanmasın. Ama o su izan haramdır. Hayır. O su izanını yapma Müslüman kardeşine bu güne bu ibadeti de yapmasan daha iyidir. Yani ibadeti yapma bu ibadeti yeter ki o su izanda bulunma. Başka yine Şeyh Abdülvahab ve Şahrani'nin Allah bir e, bir hikayesi diyor ki bir gün hamama hamama girdim. Banyo büyük hamamlar var tabii eskiden onun zamanında Mısır'da e, baktım ki birisinin böyle yıkanıyor ama avreti açılmış malum avret göbek ile diz arası açılmış. Ee, oturdum. Baktım ki yani diyecektim ört kendini ama zaman o zaman değildi. Dedim ki çıksın yıkansın dışarıda söyleyeceğim. Güzel bir dille söyleyeceğim. Bu kalabalıkta söylemeyeceğim. Ben otururken baktım içeri birisi geldi onu böyle avreti açık görünce bağırarak Allah'tan korkmuyorsun. Sen yaktın kendini bizi de yaktın. Ört kendini. Bağırdı öyle. Bir bağırma sesi. Bağırınca adam o kadar kızdı ki o üzerindeki örtüyü aldı böyle attı ve çırıl çıplak kaldı. Hemen gittim o adama söyledim. Niye böyle? Niye böyle? Bu nasihat değil ki. Sen başka bak büyük günaha sebep oldun. Ben de gördüm. Ama zamanı değildi. Nasihatın da zamanı var. Zemini var. Dışarı çıksaydın daha güzel tek başındayken anlasaydın daha iyi olmaz mıydı? Evet, yani e, konuşurken kırıcı bir şekilde, e, üzecek bir şekilde hareket yapmayalım, kırıcı olmayalım, nasihat ederken tek başına, böyle kalabalıktan nasihat olmaz ki, sen onu rezil edersin. Evet. Evet. Dolayısıyla bunlar anlattığımız şeyler konumuzla ilgili dilin afetlerindendir. Yüce Allah bizleri dilin her türlü afetinden bizleri korusun inşallah.